Bugün sizlerle birlikte Monte Cristo sandviç yapıyoruz. Yani bu ne oluyor? Bir nevi kızarmış sandviç olarak düşünebilirsiniz. İçinde peynir var, jambon var. Sos olarak genelde reçel sürülüyor. İsterseniz reçel sürebilirsiniz. Ya da benim bugün çok sevdiğim bir karışım var. O da zaten çok kolay. Ketçap, mayonez ve acı sos. Ya da öyle bir sos sürebilirsiniz. Böyle sandviçin hani kızarmış hali, dışını biraz ekmek kırıntısına batıracağımız için kıtır kıtır oluyor. Hani çok hafif bir şey değil ama böyle kendinizi şımartmak istediğiniz günlerde ya da işte işten ya da okuldan eve geldiniz. Ondan sonra çok açsınız, hızlıca hazırlayabileceğiniz bir sandviç. Tost ekmeği kullanıyorum. Bu arada bu kenarları da atmayın. Bunları fırında kurutursanız salataların üzerine servis edebileceğiniz nefis krutonlar olur. Ya da mesela çorbaların üzerine koyabilirsiniz. Hani atmayın, ziyan olmasın. Şöyle alıyoruz. Büyük tost ekmeği bulursanız onunla da çok güzel olur. Bunlar böyle biraz daha hani çay saatinde çıtır çıtır servis etmelik olacaklar. Hemen diğerlerini de alayım. Her bir sandviç için 3 dilim ekmek kullanacağız. Şunları daha sonra kullanılmak üzere bir kenara aldıktan sonra şimdi sıra geldi sosları sürmeye. Şurada biraz ketçapım var. Böyle bir yemek kaşığı kadar. İçine biraz mayonez ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Biraz da acı sos ekliyorum. Acı sos olarak böyle marketlerde, süpermarketlerde sriracha diye bir sos satılıyor. Böyle atıyorum ızgara tavuk yaptım. O zaman sadece sriracha ile keyifle yiyebiliyorum. İsterseniz onu kullanabilirsiniz ya da herhangi bir sevdiğiniz sos olabilir. Bu arada şurada da bir tavada yağ var. Yağın altını açıyorum. Bir yandan o da ısınsın istiyorum. Çok fazla değil. Yani bunu böyle çok kızgın yağda kızartanlar da görebilirsiniz. Bol yağda. Ama yani böyle az yağda, bu shallow frying deniyor. Yani az yağda kızartma bence daha hafif oluyor. Daha iyi sonuç veriyor. Şimdi bir üçlü seti önüme aldım. İlk önce reçellisini yapacağım. Klasik olan reçelli. İstediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. Üzerine bir dilim cheddar. Şöyle şeye göre, ekmeğin boyutuna göre onu ayarlıyorum. Jambon. Bir dilim daha cheddar. Şimdi bir dilim daha. Yine her iki tarafına da reçel sürüyorum. Bu arada böyle tatlı peynir nasıl olur diye düşünmeyin. Biliyorsunuz peynirle reçel birbirine çok yakışır. Gayet güzel oluyor. Eğer büyük ekmeklerle yapacaksanız ikişer dilim jambon koyabilirsiniz her bir kata. Bunlar ufak olduğu için ben tek dilim jambonu da bıraktım. Kapattım ve şöyle bastırdım. Şimdi bir tane de diğer soslu yapalım. Yine mantığımız aynı zaten. Tekrar peynir. Bu arada yağ da güzelce kızıyor. Ve de son kat. Şimdi tekrar üzerine bastırıyorum. Şimdi bir sandviçi aldım. Şöyle güzelce yumurtaya batırıyorum. Her bir tarafına gelecek şekilde. Of of of. Ondan sonra da ekmek kırıntısı. Bunu da böyle panko markası altında ekmek kırıntısı çok çıtır çıtır sonuç veriyor. Biraz eller batacak. Kenarları da. Ve de kızgın yağ bırakıyorum. Her bir tarafını kızartacağım. Hemen diğerini de hazırlayalım. Of of of. Bu arada iyice çıtır çıtır olsun diyorsanız biraz daha ağır oluyor ama hemen onu da size göstereceğim tekniğini. Bunu böyle kapladık ya, tekrar yumurtaya alacağım. Çift kapama yapacağım yani. İyice çıtır çıtır olacak. Böyle döndüre döndüre her bir tarafı kızarıncaya kadar kızartıyorum. Ondan sonra hazır. Müzik
bir tarafı kızarınca hop çeviriyorum. Diğer tarafı da kızarsın, sonra yanlara geçeceğim. Of, o kadar güzel kokuyor ki yani hakikaten kızartma gibisi yok. Şimdi her bir tarafı güzelce kızardı. Altın vuruş yapıyoruz şu anda. Üzerlerinden bir de böyle, hatta şu yağ atayım, direkt tereyağı atıyorum. Artık bu arada altını kapattım. Tereyağı da çok yanmasın diye. Zaten çok sıcak. Şöyle üzerinden yağla beraber de iyice geçiyorum ki o mis gibi tereyağı kokusu da olsun. Bu iki kere yumurtaya ve ekmek kırıntısına batırdım. Ondan dolayı daha büyük oldu tabii. Şöyle kaşıkla beraber, yağla beraber güzelce bunu harmanlamak. Hemen bir yağlı kağıt üzerine alacağım, pardon, kağıt havlu. Ki biraz böyle o fazla yağını çeksin. Ondan sonra tadacağız. Hata. Şimdi izninizle hemen bir tanesini. Allah'ım sana geliyorum. Yani çok iyi. Hakikaten çok iyi. Bu reçelli olan bu arada. Reçelin verdiği tatlılık çok hoş. Yani orijinalini deneyebilirsiniz. Bunu ye. Bütün dertleri unut. Sizler de denemeyi unutmayın. Denerseniz yorumlarınızı benimle paylaşın. Denemeseniz de paylaşın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Çok güzel.